öğretmen, bir ideali, bir hedefi ve bir ülkenin geleceğiyle alakalı derdi, kaygısı olan adam. Ve gelecek nesilleri yetiştirmek için hem bedenen hem ruhen çalışan, gayret eden ve ülkenin aslında bahçıvanı, bir bahçeyi sulayan ve bir bu bahçedeki en güzel çiçekleri yeri geldiğinde sulayıp, yeri geldiğinde budayan, yeri geldiğinde tek tek toplayan birisi. 12 yıl yaptığım görevi ve 12 yıl yaptığım görev süresince hep bir derdimiz vardı. Bu büyük Türkiye ideali konusunda acaba ne yapabiliriz ve gelecek nesillere ne aktarabiliriz, neler yapılabilir ülkeme dair diye. Ve çok şükürler olsun ki aslında sadece öğretmenlik bir okulda yapılan bir ideal değil. Öğretmenlik aslında hayatın her anında var. Herhalde oku emriyle başlayan, o kutsal emirden kaynaklanan bir sebepledir ki herhalde hayatımızın her anında anne evladına bir öğretmen, baba evladına iş yerinde, işlerine bir öğretmen. Belki bir belediye başkanı da burada bir personeline, hatta vatandaşına bir öğretmen. Yani hayata hazırlayan, hayatın zorluklarını, hayatın sıkıntılarını ona anlatan ve başına bir iş geldiğinde evet, öğretmenin o yaptığı düsturlarla hayatına yön veren, belki kolay kılan bir yanıyla her anı öğretmen ve öğrenci ilişkisinde geçen bir hayat. Onun için öğretmenler bir toplumun mihenk taşı. Öğretmenler geleceği inşa edenler. O geleceği inşa eden öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Onlar en güzel saygıya, en büyük idealin insanları olan o kişiler saygı duyulmaya, sevilmeye ve takdir edilmeye her günkünden daha fazla layıklar. Bilginin ışığında yükselecek bu vatan, benim adım öğretmen, bana emanet vatan.